destek verdi. Hükümetin verdiği destek 6 milyar lira. Biliyorsunuz büyük desteğin büyük miktarını işsizlik fonundan verdiniz. İşsizlik fonu halbuki işçilerin parası. Devlet 2 milyar lira biz bize yeterizden para topladı. Devletin kasasından sadece 6 milyar lira çıktı. Burada sunumumuzda birinci fazda 2111 haneye, ikinci fazda 1.882.000 haneye, üçüncü toplam olarak da 6.310.000 kişiye diyorsunuz. Bunlar hane midir, kişi midir? Bunları da açıklamanızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Protezler konusunda Sayın da protezler tamamlandı. Tamamlandı. Protezler konusunda da yeterli ücret veremediğimiz için insanlar protezleri cebinden para vererek almak durumunda kalıyor. Bununla da ilgili düzenlemeleri yerine getirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ömer Fethi Güner. Buyurun lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar emekli olabilmeyi beklerken mecliste bu kere emekliliği zorlaştıran, kıdem hakkını sınırlayan, iş güvencesini ortadan kaldıran kanun teklifi getirdiniz. Bu hak gaspıdır. Kanun teklifinde ilgili maddeler geri çekilmelidir. İşçilerin hakları ellerinden alma anlayışından vazgeçilmelidir. Ülkemizde çalışanların çoğunluğu asgari ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret açlık sınırı altında kalmıştır. Mutlaka asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamı sürekli işveren lehine yaptığınız düzenleme ile giderek sorunlu hale dönüşmektedir. Bundan vazgeçin. İktidar olarak işçilerin haklarını koruma sorumluluğunun da sizde olduğunu unutmayın. Emeklileri açlık sınırı altında yaşamakta büyük sıkıntı çekmektedir. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Emekliler için intibak düzenlemesi bir an önce yapılmalıdır. Emekliler dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Emeklilere gıda ve yakacak yardımı sağlanmalıdır. Yaşlılık maaşı artırılmalıdır. Aylık bağlama oranı emekliler lehine yeniden düzenlenmelidir. Sayın Bakan, engellilerin kamuda istihdamı artırılmalıdır. Kanun teklifi de verdim. Kamuda engelli kotası %6'ya çıkarılmalıdır. Engelli öğretmen kontenjanı artırılması sağlanmalıdır. Engelli kadrosu kamuda boş bırakılmamalıdır. Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu çalışanları için ek 3600 gösterge bir an önce çıkarılmalıdır. Üniversite işçilerin özlük hakları 5 yıldır verilmemektedir. Memur olmaları için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı, kadro açılmalıdır. Toplum yararı projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakilere kadro verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 10 ay çalıştırılıp 2 ay işsiz bırakılan hizmetler ve güvenlik görevlileri sürekli asıl kadroya alınmalıdır. Kamuda kiralık araç şoförleri asıl kadroya alınmalıdır. Hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkezi çalışanları, sosyal test çalışanları, yemekhane çalışanları taşeron firmalarda kalmıştır. Bunlar asıl yaptıkları işin kadrosuna, bakanlık kadrolarına bir an önce alınmalıdır. Yardımcı hizmetlerin kadroları verilmelidir. Karayolları, demiryolları, PTT, orman, milli eğitim, sağlık ve kamu iktisadi teşekküllerinde binlerce işçi yaptıkları işin asıl kadrosuna alınmayıp taşeron bırakılmıştır. Bunlar için de bir an önce kadro düzenlemesi sağlanmalıdır. Belediye, il, özel idarede 5 ay 29 gün çalıştıran işçiler sürekli kadroya alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi taşeron çalışan işçinin olması bu anlamda bir ayıptır. Bundan da bir an önce kadroları verilerek kurtulunmalıdır. 400 bin taşeron işçisi belediye şirketinde alınmış, asıl kadrosu verilmemiştir. 2 yıldır taşeronda geçen hak ile çalışmaktadırlar. Şirket işçileri belediye kadrosuna alınmalıdır. Çırak ve stajyerler işbaşı yaptığında yaşlılık sigortası başlatılmalıdır. Çocuk ve kaçak işçilik sona erdirilmesi için sıkı denetim sağlanmalıdır. İş cinayetlerini durduracak uygulamalar ötelenmeden gerçekleştirilmelidir. Avrupa'da iş cinayetine birinci olmak ülkemiz için ayıptır. Kadınlar sosyal güvenlik kurumu öncesi annelik borçlanma hakkı verilmelidir. Kadın çiftçilerimiz sosyal güvenlik sistemine dahil edilmelidir. Usta üreticilerin özlük hakları bir an önce verilmesi sağlanmalıdır. Ücretsiz fazla mesai çalıştırılmanın önüne geçilmeli, denetimler artırılmalıdır. Kayıt dışı ile mücadele edilmeli, sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır. İşçi çıkarma ne yazık ki sözde kalmaktadır. İşçi çıkarmalar çalışma yaşamında devam etmekte, işveren bir yolunu bulup işçileri işten atarak onları aşağı mahkum etmektedir. Karayolları başta olmak üzere birçok taşeron firmada çalışanlar zamanında maaşlarını alamamaktadır.
İşçiler bu konuda mağduriyeti de bakanlığınız tarafından denetlenmelidir. Ayrıca gençlerin madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yapılması gereken çok iş vardır. Teşekkür ediyorum. Evet, zaman bu kadar. Değerli arkadaşlar, sıralamayı yine okuyorum. Gülüzar içerisinde.